Efendim, selamünaleyküm. Hayal Market'i sizle beraber gezeceğiz. Ramazan için tabii alışveriş yapacağız. Etmet, tavuk, kıyma alacağız. Salça, yağ, noodle. Bir bakacağız bakalım içeriye. Neler var, neler yok. Fiyatları neler. Burada helal et fiyatlarını merak edenler de vardı. Daha önceden yazmışlardı. Şu yukarıda gördüğünüz demir yolu. Sonra şu istasyonun hemen alt tarafında şu sarı görünen yer. Hemen dibinde yani. Kapısı şuradan şöyle. Selamun aleyküm. Selam. How are you? Fine. You're fine? Is it okay if you're on camera? Ah, no problem. Okay, then. Kofta. Now new era. Yeah, it's a new kofta. How much is that? 1200. 1200. For now not kofta, but I will keep this in mind. Kıyma söyledik. 3 tane kıyma gelecek. Şurada köfteler de varmış. Bakın üzerine yazıyor. Helal belgeli diyor. Türk markası demek ki. Şurada tavuklar var. Görüyorsunuz. Küçük dükkanı şöyle bir gezdireyim size. Onlar hazır etleri getirirken. Dükkan bu kadar efendim. Yani şöyle 4 metre ileri. 6 metre de bu tarafa deyin şöyle. Genişlik yaklaşık şöyle 2,5 metre. Burası da 3 metre. Efendim hanım dedi. 2 tane salça al. Görüyorsunuz. Tamek. Domates salçası. 2 tane salça alalım. Fiyatı ne kadarmış? Salçanın 486 yen. Can I have two of this? Two, not three. Kıymayı getirdiler. Şöyle 2 tane kıyma aldık. How much was that? 850. 850 yen artı taksmış, yani vergiymiş. 918 yene geliyor. Bu gördüğünüz gibi arkasında da yazıyor. Yarım kilo kıyma 918 yen. Vergisiyle beraber. Do you have another oil? 5 liters oil? One, not enough? One. Oh, is this the last one? No, now coming. Okay, it's coming. Okay then. 1500 yen Zade. %100 ayçiçek diyor efendim. Görüyorsunuz Zade.com.tr yazıyor. Türk malı. Evet. Noodle. Bizim hanım şunlardan seviyordu herhalde. Şunlardan 2 dakikalık noodle diyor görüyorsunuz. Tavuklu. 3, 4. Bunlar tanesi 100 yen. 100 yen yani bayağı bir uygun olmuş oluyor. So is this 1 kilo? 1 kilo fresh. How much is this? 1600. 1728 yenmiş taksiyle beraber helal et kilosu. 1728 yen. Bags only different. Many Okay. Yeni ürünler de gelecekmiş. Can I have one more? Same. Yeah, chicken. Fresh one? Yes, please. Chicken breast. Chicken breast. Tavuk göğsü alalım. Okay. Bir tane. How much is this? 800. Tavuk göğsü. 1002 kilo. Leg boneless. Bones. This is breast, right? Breast one. Is this 1 kilo? 1 kilo fresh. Japan. This is Brazil. 2 kilo boneless. Brazil. Evet. Brezilya'dan helal. 2 kilo. Görüyorsunuz helalinizi. Kemiksiz bacak eti. 2 kilosu 1000 yenmiş efendim tavuğunda. Mercimek alacaktık. Şöyle sizlere kuru bakliyatların fiyatlarını da göstereyim efendim. Buraya rüzgar geliyor mu şu an? 350 yen 1 kilo mercimek. Hemen yanında yeşil mercimek var. 400 yen. Burada nohut var. 500 yen. Bunların hepsi birer kilo. Burada değişik bir mercimek gibi bir şey var. Bilmiyorum tam olarak ne. 550 yen. Şurada daha değişik bir yeşil mercimek var. Hakikaten yeşil. Bu değişik, bu enteresan bilmiyorum. O da 450 yen. Genelde 400-450 yen civarı. Kuru fasulye de 600 yen. Bunların hepsi dışarıdan geliyor efendim. Görüyorsunuz barbunya var. Barbunya da aşağıda yazdığı üzere 500 yen. Kilosu. Şöyle 2 tane mercimek alalım. Hepsinin üzerinde helal yazmışlar. Mercimeğin helal olmayanı nasıl oluyor onu bilmiyorum ama helal kesim olmayan mercimek. Bilmiyorum. Burada un var görüyorsunuz. Pirinç var. Değişik pirinç. Nereden geliyor bilmiyorum. Tayland'mış. Tayland'dan geliyor üzerinde. Bayağı ince uzun pirinç. Japon pirinci biraz böyle olmuyor. Biraz daha kalın oluyor. Normal Türkiye'dekiler gibi. Evet efendim. Genel olarak böyle Filipin
yiyecekleri var yukarıda. Türk ürünleri bayağı var. Görüyorsunuz karşıda Zade diyor. Biz bunları Türkiye'de hiç duymadım ama burada duyuyorum. Tam ki herkes biliyor zaten. Az önce de gösterdik. Öyle. Burada da etler var. Şöyle. Enteresan enteresan soslar var buralarda. Görüyorsunuz garlic diyor. Sarımsak sosu. Köri meri sosları vesaire. Enteresan şeyler var. Çoğunu ben de bilmiyorum zaten. Şöyle bakın. Bahçıvan peynir var. Yarım kilo bahçıvan peynir. Bu peynirin yarım kilosu da 1000 yen. Yani 1000 yen. Şurada zeytin var. İki farklı. Bir tanesi fora. Diğeri namlı. Namlının bir kilosu 1890 yen. Foranın da yarım kilosu 850 yen. Öyle efendim. Genel olarak dükkan böyle. Arkadaş Sri Lanka. You're from Sri Lanka, right? Sri Lanka. Sri Lanka. Hmm. So Ramadan started yesterday, huh? Yeah, yeah. How's it going? Fine, nice. Okay, hey, that's it, I guess. Let's calculate those. Bakalım kaç para tutacak hepsi. 2 kiloluk kemiksiz bacak eti, tavuk. 1000 yen. 1 kilo tavuk göğsü, 800 yen. 2 kilo et. Normal dana eti herhalde onda. 3200 yen onlar. 2 kilo, 2 kilo değil, 2 tane 1 kilo toplam kıyma 1700 yen. Son derece cool item, okay? Okay. 4 tane noodle, onlar 100'er yen. 2 tane salça, onlar da 400 küsür yendi. Bakalım kaç yemiş, unuttum. 450 yemiş 2 tane, 900 yen. You need this, like that, other one. Turkish one? Is there Turkish one? Oh, şey diyor, bunun Türk olanı da varmış. Bakalım ona. Hey, okay. Bu Türkmüş, Türk malı. Türkiye'den gelme. O zaman bunu al. Nice. How much is it? 350. Oh, Türk malı daha da ucuzmuş. Enteresan. Hey. One oil, okay? One oil, evet. Bir tane de 5 kiloluk yağımız var. O da 1500 yen. Toplamda 11.000 340 yen. 660 yen üstü. Thank you very much. Peki bu şey tuttu da 11.340 yen tuttu da bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şöyle diyeyim kısaca. Yani asgari ücret 1500 lira ise bu da onun 15'te 1'i yapıyor yaklaşık. Burada asgari ücret ne demiştik? 175 bin yen. Bu da onun yaklaşık ne yapıyor? 15'te 1'i gibi düşünebilirsiniz. Asgari ücretin 15'te 1'i yani 1500 lira maaş alıyorsanız bu da 100 lira kadar tutuyor aldığımız şeyler. Yani alım gücünü bu şekilde görebilirsiniz buradan Helal Market üzerinden. Helal Market olmayan yerlerde tabii etler vesaire daha da ucuz. Burada dana, inek, sığır yetişiyor mu? Yetişmiyor. Bunların hepsi yurt dışından geliyor. Ama yine de fiyatları pahalı değil. Evet efendim Helal Market'ten de bu kadar. Şimdi eşyaları elime alıp gitmem lazım. Kamerayı o yüzden tutamayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Başla. Efendim Helal Market'ten çıktık. Şimdi 4 sene önce eşime evlilik yıl dönümünde bir tane kolye almıştım. Burada bir kuyumcudan. Tabii bizim Bera onu geçenlerde asıldı, koparttı. Bu aralar her şeyi kırıyor zaten uşak. Televizyonu da vurdu, parçaladı. Koca televizyonu böldü ikiye. Şu an televizyon yok evde. Bakalım yapacaklar mı, kaça yapacaklar kolyeyi. Yeri şurada bir yerdeydi, 4 sene önce aldım buradan. Çok da hatırlamıyorum. Bakın burası istasyon girişi. Şöyle. Şurada da bilet alma yerleri vesaire var. Bunlarla ilgili ileride detaylı video yaparız inşallah. Her istasyonda da böyle eşyalarınızı koyabileceğiniz lockerlar var. Kilitli yerler yani. Şimdi yerini çok hatırlamamakla beraber burada bayağı bir dükkanı kapalı gördüm. Ve onun hala açık olduğundan da emin değilim zaten. 4 sene önce aldım. Burası olabilir ya, değil mi? Sanki kaç tane market var? Çıvalı. Sanki var. 6月の9日になります。オッケー。うん、リペアで。はい。値段は1100円。
になります。はい、後でになりますので。後で大丈夫です。はい、大丈夫です。まずこちらにですね、名前、住所、電話書いてください。はい、ありがとうございました。Kuyumcu'ya girdik, kolyemizi verdik. Bir 10 gün sonra alabilecekmişiz. Artık nereye gidecekse tamir için. Maliyeti de 1100 yen dediler. İçeride video çekmiştim. Dediler kullanmayın, koymayın bir yere. Biz de tamam dedik. Yani gördüğünüz gibi Japonya'da bu konular bayağı bir şey. Yani kuralcı yani Japonya. Hayır diyorsa hayır. Türkiye'de çok alakası olmasa da bir şekilde yani dükkanın reklamı ama o şekilde düşünmüyor Japonlar. İstemiyor yani. Hayırsa hayır. Burada iş yerlerinde falan çekemezsiniz yani video. Yasak. Fabrikalarda çekemezsiniz. Çok izin istedim. GTR'ın fabrikası bize yakın yani 120 kilometre. Şurada 2 saatlik yol. Gideyim çekeyim istedim ama nayır diyorlar efendim. O yüzden fabrikalarda orada burada hani video isteyen arkadaşlar çok var iş yerinde vesaire. Bunlar yasak arkadaşlar. Çekemiyoruz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Helal et diye girdiniz. Kuyumcudan çıktık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.